7 yıldır arıcılık sektöründeyim. Kışın Adana'ya götürürüz, yazın kırsala, dağlara çıkarız. Yani bu kış döneminden çıktığımız zaman arı bakım gerektiriyor. Arılarımız bazen ölüyor. Öldükleri zaman da arı almak zorunda kalıyoruz. Bu yıl içinde geçen yıldan kuraklık olduğundan dolayı bayağı etkilendik. Yangın olaylarından bayağı arıcılarımız telef oldu mesela, onlar da var. Kıştan çıktığımız zaman bunlarla bakım gerekiyor. Bakımda arılara şeker vermemiz gerekiyor. Arı yemidir, kekidir. Arı toz şeker veririz genelde. Türk Şeker'de de şu anda fabrika çıkış fiyatı 265 lirayken bize satış fiyatları 480 lira. Arı yemi 160 lirayken bize 225 liradan satıyorlar. Yani bunlardan biraz müsterihiz. Tarım Bakanlığımızdan, devletimizden bir yardım bekliyoruz. Kuraklıktan dolayı mesela toprağa, tarlaya verildi. Kuraklık desteği verildi. Bizlere verilmedi. Onun da en azından göz önünde bulundurulması. Artı bir de bize nakliye sorunumuz var. Nakliye sorunumuz girdileri fazla oldu. Bayağı bir gitmeler gelmeler, yani bunları gezdiriyoruz. Gezgin arıcı olarak bunları gezdirmek zorundayız. Kışın genelde arılarımız ölüyor. Öldükleri zaman da tekrar yeniden arı almak zorunda kalıyoruz. Bunlara bakım gerekiyor. Arı öldüğü zaman tekrar yeniden bu kovanlarımızı doldurmak zorunda kalıyoruz. Bunlara destek bekliyoruz devletimizden. Türkiye genelinden arıcılar mesela kışlatmadan çıktığımız zaman 2 çita, 3 çita, 4 çitadır. Biz bunları şekerle beslemek zorundayız. Dışarıdan polen geldiği zaman, polenle şekeri verdiğimiz zaman destekleniyor bu arılar. Einstein'ın dediği gibi Türkiye'de değil, dünyada 5 yıl arı ömrü olmazsa insanın ömrü gider. Hayat biter. Çünkü polenle tozlaşmayı sağlıyor arılar. Türkiye'de bal üretimi olarak sadece arıcılık olarak algılanmamalı. Türkiye'de en azından sektörel olarak, yani kış döneminden çıktığı zaman şeker desteklenmesi, ilaç bakımı yapılması gerekiyor. Şeker desteklenmesinde, arı yemi desteklenmesinde sektörel olarak fabrika çıkış fiyatı 265 lira iken bize 480 liradan satılıyor. Türkiye'de olan girdilerin fazla olduğu dönemde, yani fiyatların yüksek olduğu için bunları göz önünde tutulunca masraflarımız, giderlerimiz fazla olduğundan dolayı yakınmaktayız. Gezgin arıcı olarak, yani bizim nakliye ürün şeylerimizde, fiyatlarımızda artış var. Yani gelmelerde, gitmelerde artış var. Bunları Türkiye olarak bütün arıcılar için geçerli. Geçen yılki fiyatlarımızla bu yılki fiyatlar arasında uçurumlar var. Geçen yıl 80 lira çıtası satılırken şu an 150 lira çıta arı. Arılar dönem dönem ölüyorlar. Öldükleri zaman da almak zorunda kalıyoruz. Yani bunu göz önünde bulundursaksa, yani bayağı bir girdimiz var. Yani onu en azından azamiye indirirsekse, şu anda şeker bakım zamanı geldi. Şeker 280 lira, 265 lirayken fabrikada şu anda bize 480 lira satıldığı zaman fiyat yüksek. Geçen yıl 1 kilogram bal çıkış fiyatı 35 lira, 45 lirayken bu yıl 45 lirayla 65 lira çıkış fiyatıdır. Bir 850 gram bal düşündüğün zaman çıkış, bir kovandan çıkış fiyatı 65 liraya kadar bize maliyeti vardır. Merhaba, ismim Fatma. Bingöl Arıcılar Birliği'ne kayıtlı üyesiyim. Arıcılık insanı cezbeden bir iş gibi. Alıştırma artık vazgeçemezsin. Ama bu yıl çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Nedenine gelirse şöyle anlatmaya başlayayım. Özellikle ekonomik krizin başlamasıyla arıcılık yaparken bir bayan olarak gücüm yetmiyor. Çünkü arıcılığın bir aile işletmesi olması gerekiyor. Bana yardım eden işte kardeşim, babam var. Beraber yapıyoruz. Biz bu yıl arıcılıkta çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız belli. Şöyle, şu anda arım kış uykusunda, kış salkımında, daha uyanmadı. Onu uyandırıp bal sezonunu hazırlayabilmem için bazı malzemeler almam gerekiyor. İşte bunun içerisinde kovandır, teldir, çıtadır,
vesaire. Ama en önemlisi de şeker almam gerekiyor. Arıyı kışa hazırlarken kovanın daha çok yavru yapması için şeker almam gerekiyor. Şekerli şuruf vermem gerekiyor, kek vermem gerekiyor. Biz arıyı beslerken şuruf ve kek adıyla söylediğimiz iki besleme şeklimiz var. Biz bununla arıya takviye yaparız. İşte bunu ne için kullanırız şekeri? Şekeri arı, ana arı daha çok yumurta yapsın, arı mevcudumuz artsın, bal verimimiz artsın diye. Bu yıl kurak geçti ve de ekonomik kriz olduğu için ben arılarımı il dışına taşıyamadım. Daha öncesinde arılarımı il dışına da götürüyordum, ekonomik krizden dolayı gidemedim. Ve burada kalan arılarımı da toparlayabilmem için, sezonu hazırlayabilmem için en önemli sorunum olan şeker. Ben şekeri şu anda piyasada 490 lirada ama Türk şeker fabrikalarında şeker hala 265 lira. Ve bunun biz müracaatını ferdi olarak, bireysel olarak yaptığımızda bizi direkt birliklerimize yönlendiriyorlar. Biz Arıcılar Birliği'mize gittik, böyle bir talebimiz olduğunu söyledik. İl birliğimiz, merkez birliğimizle iletişime geçti. Merkez birliğimizin bakanlıkla iletişime geçmesinin sonucunda bize işte toz şeker vermeyeceklerini, bize arı şurubu vereceklerini söylediler. Biz arı şurubunu almak istemiyoruz. En büyük sebeplerinden biri bu arı şurubunun alacağımız toz şekerden daha bir pahalı olması, artı balımıza kalıntı bırakması. Balda kalıntı biliyorsunuz insan sağlığına daha çok zarar verdiği için ve piyasada da satışımızın zor olacağı için biz arı yemi devletimizde talebimiz şu. Biz arıcılar olarak il birliklerimizde gönderdiğimiz şikayetlerimizin en büyüğü dediğimiz gibi toz şeker desteği. 265 lira fabrikalarda şu anda satışı yapılıyor ama biz maalesef piyasada 490 lirada en cüzi olarak söylediğim fiyat 490 lirada şeker alıyoruz. Buna bizim gücümüz zaten yetmiyor. Biz zaten ekonomik krizle boğuşurken şekerin de bu kadar kat fazla olması bizi çok zor durumda bırakıyor. Ve bizi arıcılığı bırakma noktasına kadar da götürebilir bu. Lütfen bize yardımcı olun. Birliklerimizin sesine kulak verin. Arıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayın. Hiç üyesi olmayan platformlara, özellikle TAHAP'a şeker veriliyor. Üyesi olmamasına rağmen, çok az bir üyesi olmasına rağmen en büyük üye potansiyeline sahip olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'ne şeker verilmiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz. İhtiyacımızın karşılanmasını talep ediyoruz. Nasıl devletimiz göçer olan hayvancılığa destek veriyorsa yakıt, biz arıcılara da bu şekilde destek vermesini istiyoruz. Çünkü biz de bir hayvancılık birimiyiz. Bizim arı nakillerimizde işte yakıttır, işçidir. Bizde de büyük bir masraf olduğu için bunu karşılayamıyoruz. Bu desteklere bizim de dahil olmamızı talep ediyoruz ve şeker desteğini istiyoruz sizden. Şu an yeni bahar döneminin başlamasıyla birlikte arıcıların bazı besleme şeker döneminin sıkıntılarını yaşıyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğu için arıcılarımız bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Bölgemizde arkadaşlar bu arımız deniz seviyesinin ortalama 800 metre yükseklik farkı var arılarımızda. Mersin bölgemizde bu ilk besleme dönemine ait, şeker beslemesi dönemine ait bundan 20 gün, 25 gün önce başlamıştır. Aşağıda Çukurova'da 100 rakamda, 50 rakamda. Bizim bu arılarımızda yaylada olduğu için bizim besleme dönemimiz daha yeni başlamıştır. Sizlere bunu belirtmek için bu arıyı göstermek istedim. Şu anki
bu arının ilk yavrusu. Bu yavruların çoğaltabilmemiz için şeker beslemesi yapmamız gerekiyor bazı zamanına kadar. Çünkü nüfusu çoğaltmazsak doğadan gelecek balın çok az miktarda olduğu için nüfusu çoğaltıp bal almak için bir emek sarf ediyoruz. Şu anki gördüğünüz şu arının ayaklarındaki polenler bu arının çoğalmasına işarettir. Polen varsa üremekte zorluk çekmez hayvan, çoğalır. Bizlere katkı sağlar. Bu yüzden yetkililerimize bildirmek istedik. Girdim aletlerinin yüksek olduğu için zorlandığımızı. İlk besleme dönemi bu rakamda başlamıştır. Doğadan gelen çiçek tozu başladığında arının üreme dönemi de başlıyor.